17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde bir yıkım gerçekleşmişti. Yine geçtiğimiz aylarda 6 Şubat 2023 tarihinde yine bir deprem gerçekleşti. Deprem bizim hayatımızın bir parçası olmuş haline geldi. Peki vatandaşlar depreme hazırlıklı mı? Şimdi sizler için soracağız. Ya şimdi ev kiralık olduğu için hani çok bu konuda ev sahiplerinin yapması gereken yani bazı olaylar var ama tabii bütün ev sahipleri bunu kabul etmiyor. Ya biz sadece evin içinde deprem olursa ne yapılması gerektiğini, yani nasıl durmamız gerektiğini az çok evde mesela hanım, eşim, çocuklar olarak hani bir şeyler konuştuk kendi aramızda ama hani o an ne olur ne gider tabii biraz yani heyecana kapılıyor o şeyde, ne yapılır bilmiyorum. Yani onu yaşayıp görmek lazım. Tabii Kahramanmaraş'taki depremden sonra yani biz de çok araştırdık. Yani Milas olarak hani tam fayın üstündeyiz aslında. Ama yani elimizden de bir şey gelmiyor açıkçası. Yani daha sağlam bir yerde oturmak istersiniz ama yani bu tabii hayat şartları, koşullar bunu el vermeyebiliyor bazen. Ama olduğu zaman da dediğim gibi hani evde deprem anında ne yapmamız gerekiyorsa bir çantamız hazır. Yani onun dışında yani nerede durmamız gerektiği, nasıl yani yaşamda kalmamız için nasıl diyeyim size? Yani bir şeyler konuştuk evde. Siz deprem için önlemlerinizi aldınız mı? He, almadık nerede. Ne önlem alalım? İşte şans bıraktık. Hepsi şanslı. Peki bu gece deprem olursa abi nasıl olacak bu iş? Bina kaç yaşında? O zaman aradan masanın altına gireriz. Kapının ağzını durarız. Bunları öğrettiler bize canım. Şöyle söyleyeyim, zaten şu anda benim oturduğum site Minas'taki en güvenli sitelerden biri. Kayanın üzerine yapmışlar, artık kim akıl ettiyse. Onun haricinde herhangi bir güvenli önlemimiz yok. Hep ölmeye geldik işte. Tabii ki hayat üçgeni kuruyoruz. Kendimizi korumaya alıyoruz. Ölmeyi bekliyoruz, bu kadar basit. Valla çok fazla insanımız öldü orada. Bu bizi yönetenlerin ayıbıydı aslında. Marmara depreminden sonra şu en son 10 şehrimizde meydana gelen depremde de birçok insanımızı kaybettik. Ama demek ki insanlar çok fazla akıllanmıyor. Hala eski evlerde, çarpık yapılaşmada oturmaya devam ediyorlar. Bizim müteahhitler demirden çalıyor, kömürden çalıyor, çimentodan çalıyor. Onun için binalarımız yıkılıyor. Yani bunun denetimlerini daha çok arttırılması isterim yani. Alıyoruz. Yeni binalardan alıyoruz. Başka eski binalara girmiyoruz yani şu anda. Deprem sırasında neler yapmanız gerektiğini daha tabii ki de öncesindeki hazırlıkları biliyor musunuz? Vallahi direkt diplerine saklanılıyor. Başka da işte masa altına. Onu biliyoruz sadece.